Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü konumuz son dönemde aslında ülke gündeminde hayli yer kaplayan bir başlık diyebiliriz. Bugün sizlerle birlikte otomobil fiyatlarına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulunacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde açıklanan kararlarla birlikte dolar kurunda sert bir düşüş yaşanmıştı. 18 Türk Lirası dolaylarında gezen dolar kuru açıklamalar sonrasında bir anda 12 TL'ye kadar düşmüştü. Hatta sonrasında kademeli olarak 10 TL civarlarındaki rakamları da gördük. Tabii hal böyle olunca direkt olarak insanlar otomobil fiyatlarına baktılar. Çünkü biliyorsunuz dolar kuru ile eş zamanlı olarak otomobil fiyatları da hayli yükselmişti ki bu yükseliş öyle böyle bir yükseliş değildi. Normal bir Clio'nun fiyatı bile 360 bin liraya çıkmıştı arkadaşlar. İkinci el piyasasında ise normalde çok değil geçtiğimiz yıl 200 bin TL civarına aldığınız bir otomobil bu yıl 500 bin Türk Lirası civarından satılmaya başlamıştı. Hal böyle olunca doğal olarak insanlar dövizdeki %30'luk düşüşün otomobil piyasasına da yansıyacağını düşündü. Fakat durum böyle olmadı. İkinci el otomobil piyasasına baktığımızda pek çok satıcının, galericinin hala fiyatları değiştirmediğini, sabit tuttuğunu gördük. Bunun yanı sıra otomobil pazarındaki üreticiler de fiyatlarını kısmen düşürdüler. Ne demek bu? Yani son dönemde yaptıkları zamların bir kısmını geri aldılar ama bir kısmı hala aynı duruyor. Özellikle üst segment otomobillerin fiyatında böyle çok önemli bir gerileme olmadı. Fakat Clio gibi, Egea gibi, ne bileyim Taliant gibi modellerde biraz daha fiyat düşüşleri böyle gözle görülür derecede etiketlere yansıdı. Örneğin Clio 360 bin liradan tekrardan 260 bin Türk Lirası seviyelerine geri çekildi en baz modelde. Fakat Renault aynı indirimi Megane modellerinde uygulamadı. Biliyorsunuz son zamların ardından Megane Sedan'ın bazı modelleri 500 bin liraya geçmişti. Yani yarım milyona satılıyordu. Lakin döviz kurlarındaki düşüşün akabinde bu fiyatların çok da değişmediğini gördük. Hatta Megane fiyatlarında hiçbir değişim olmadı. Tabi bu sadece Renault'a özel bir durum değil. Diğer markalar da otomobil fiyatlarını özellikle biraz böyle üst segmentte yer alan otomobil fiyatlarını çok fazla düşürmediler arkadaşlar. Bunun yanı sıra az önce de belirttiğimiz gibi ikinci el otomobiller tarafında da böyle beklenen düşüş yaşanmadı. Hatta şunu sizlere söyleyebilirim. Biz bazı otomobilleri takip ediyorduk. Örneğin favorileri eklediğimiz, bu artışı değerlendirmek için favorileri eklediğimiz bazı modeller vardı. Bunlardan bir tanesi bir BMW modeliydi. 500 binlerde falandı bu dolardaki zıplama gerçekleşmeden önce. Sonrasında fiyat 700 bin liraya çekildi. Fakat dolardaki düşüşe rağmen hala bu otomobilin fiyatı 700 binlerde durmaya devam ediyor. Sadece bu basit bir örnek. Bunun haricinde diğer modellerde de hala bir düşüşün olmadığını görüyoruz. Genel olarak İkinci el otomobillerin ön plana çıktığı e-ticaret sitelerine girip baktığımızda 100 bin liranın altına alınabilecek model sayısının hayli az olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Öyle ki 100 bin lirayı limit olarak belirlediğinizde genel olarak çıkan modellerin Tofaş'ın kuş serisi modelleri olduğunu görüyoruz. Yani Şahin, Doğan ya da Kartal'la karşılaşıyoruz. Bunların haricindeki otomobillerde genel olarak 200 bin kilometreyi devirmiş, boyası solmuş modellerden ibaret oluyor. Yani öyle birazcık eli yüzü düzgün bir otomobil almak istiyorum diyorsanız rahat rahat 200 bin TL'yi gözden çıkarmanız gerektiğini söyleyebiliriz sizlere. Elbette bu konuda bazı söylemler mevcut. Yani otomobil fiyatları her zaman böyle şişkin kalmayacak diyorlar. Hatta geçtiğimiz günlerde bir iddia ortaya atıldı. Otomobillerle ilgili bir araştırma yapan şirketin yöneticisi dedi ki 2022'nin ilk çeyreğinde otomobil fiyatlarında %50 düşüş bekliyoruz. Bu gerçekten çok iddialı bir söylem. Çünkü otomobil fiyatlarının %50 düşmesi demek piyasadaki pek çok otomobilin aslında zararına satılması anlamına geliyor. Neden zararına satılması anlamına geliyor? Onu da hemen şöyle belirtelim. Çünkü pek çok galeri bu otomobilleri üst seviye fiyatlardan aldılar. Dolayısıyla %50 düştüğünde en az bir %20, %30 civarında zararına satmaları gerekecek ki galeriler buna yanaşır mı? Açıkçası biz de çok bilmiyoruz bunu. Ama %50 biraz bize de abartılı bir sayı gibi geldi arkadaşlar. Çünkü şimdi 500 bin liraya satılan bir otomobilin bir ay sonra 250 bin liraya satılması Türkiye şartlarında pek böyle eşi benzerine rastlanan bir olay değil. Tamam, otomobil fiyatları belki biraz düşebilir ama bu düşüşün birden %50 oranlarında olması bize çok gerçekçi gelmiyor. Ki bir de şuna da bir parantez açmak lazım. Bu düşüşün hem ikinci el hem de sıfır otomobillerde yaşanacağı söyleniyor. Sıfır otomobillere baktığımızda zaten bir stok sıkıntısı mevcut. Dolayısıyla bu stok sıkıntısında hala insanlar sıraya isimlerini yazdırırken
Fiyatlar %50 düşer mi? İşte burası önemli bir soru işareti diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte otomobil piyasasını nasıl günlerin beklediğini kestirmek şimdilik biraz zor. Ama Ocak ayındaki fiyat düşüşüne kesin gözüyle bakılıyor. Normal şartlarda Türkiye'de son dönemlerde bir şey alacaksanız beklemeden almanızı sizlere tavsiye ederdik. Ama şu andaki mevcut ekonomik durumda biraz daha beklemenizi, en azından bir Ocak ayını böyle bir bitirmenizi tavsiye ederiz arkadaşlar. Çünkü denildiği gibi Ocak ayında otomobil fiyatları düşerse o zaman erken aldığınız için büyük zararlar etmeniz mümkün olabilir. O yüzden bizim size tavsiyemiz hani Ocak ayının sonlarını beklemeniz yönünde olacaktır. Dolayısıyla fiyat düşüşü de olursa, eğer sıfır otomobillerde bir fiyat düşüşü yaşanırsa, zaten bu fiyat düşüşü direkt olarak ikinci el otomobillere de yansıyacaktır. En azından bizim görüşümüz bu yönde. Eğer sizin de bu konu hakkında söyleyecekleriniz varsa bizlerle bu videonun altında yorum olarak paylaşabilirsiniz. Bu yorumlarınız diğer izleyicilerimize de yol göstermesi açısından, fikir vermesi açısından önemli olacaktır. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.